Şimdi elhamdülillah 3-4 yıldır hizmettesin. Elhamdülillah. Bu hizmete giriş anın nasıl oldu? Nasıl karar verdin ve seni buna iten olay neydi? Yani artık ben hizmetteyim, Allah'ın davasına koşturacağım dediğin o an nasıl olmuştu ve o sürece nasıl geldi? Şimdi biz arkadaşlarla bir gün oturuyoruz. Sürekli takıldığımız bir bilardo salonu vardı. Masada oturuyoruz böyle, telefon geldi. Dediler ki bu ateist olmuş. Dedik ateizm nedir lan dedik. Bilmiyoruz yani ateist, deist, hiçbir şey bilmiyoruz. O zamanlar da bu kadar yakın değil tabi. Çocuk evrim dedi, davrim dedi, şu dedi, bu dedi. Birçok şeyden geri çıktı. Bizimkiler şey yapacaktı, dini gidiyordu yani bizimkiler nasıl kalsın. Acaba lan, acaba gibisine. O zamanlar bizim sınıfta bir çocuk vardı. Hani abisi burada hizmet ediyordu. Sürekli beni davet ediyordu işte. Ben de sıkıntılı bir adamdım. Hani bunu aradım dedim, böyle böyle bir çocuk var. Bu çocuğun sorularına cevap verebilir misiniz? Sen dedi getir de rahat ol dedi. Biz zannediyoruz ki hani bu soruların cevabı hiç yok. O derece çocuk kendinden emin konuşuyor. Yani zor derece zor sorular sordu zannediyoruz biz çocuğu. Ondan sonra aldık çocuğu buraya getirdik. İlk tanışmamız öyle oldu. Bir ateist getirdik, bir de deist getirdik. Aynen. Ateist ve deist vesile oldu. Ki o gün o deist arkadaşı gördüm. Müslüman olmuş. Ondan sonra çok tövbe etmiş. Ya Rabbi ben bu hatayı nasıl yaptığım gibisine defalarca ağladığını söyledi. Hatta beni merak ettiğini söyledi. Burada o sorgulamaların tohumlarının atıldığını. Ondan sonra filizlenip elhamdülillah şimdi Müslüman olduğundan falan bahsetti. İlk tanışmam öyle olmuştu sığınağımla. Ondan sonra yine dünyaya gittik. Başıma sıkıntılı bazı olaylar geldi. Artık iyice her şeyden soğudum. Her şeyi bırakıp tamamen dershaneye gidip işte bir şey yapacağım, güzel bir bölüm kazanıp güzel dünyevi bir rütbeye geleceğim. Sadece kafamı ona endekslemişim. O şekilde gidiyordum. Sonradan sığınağımın olduğu aklıma geldi. Hani buraya gideyim dedim. Ondan sonra git gel sohbetlere katıldım. 1, 2, 3, 4, 5 derken burada zehirli bal sohbetini dinledim. Verdiği bir lezzetin ardından yediğin 100 tane tokatı bizzat hayatımda yaşayarak görüyordum zaten. Bunun üzerine düşünüyordum, tefekkür ediyordum. Şöyle bir düşünüyordum, ne yapsam bir türlü olmayacak yani. Şu dünyada gerçekten aradığını bulamıyor insan. Hani dünyanın o faniliğini görmek, dünyadaki o lezzetlerin ülfet peyda etmesi ve geçmiş hayatımda birçok gencin tatmış olduğu veya tatmak istediği o lezzetlerin birçoğunu tatmam ve aradığımın orada olmadığını görmem beni hizmete iten etmenlerden bir tanesi oldu. Yani bu durumda olan arkadaşlar da tabii ki şimdi insan bir çıkış yolu arıyor böyle bir durumda. Hani her şeyi yapıyor. Belki madde kullanıyor, belki bir sevgilisi var, haram bir sevdası var. Ne bileyim belki başka bir şeyin peşinde koşuyor. Ve o hedeflerine ulaştığı zaman aslında aradığının orada olmadığını öğrenince insan çok derin bir hayal kırıklığına uğruyor işin özünde. Misal bir insan ömrünü harcıyor, saatlerce ders çalışıyor, üniversiteye gidiyor. Güzel bir bölüm kazanıyor. Yani mesleği elde ettikten 3-5 ay sonra bu mu diyor yani ben yıllarca diyor bunun için mücadele ettim diyor. Veyahut bir haram sevdası var onun peşinden koşuyor belki geceleri yatmıyor sıkıntıya giriyor. Belki onun yüzünden alkol kullanıyor, esrar kullanıyor bir şeyler yapıyor. Hani müzikler dinliyor, kulaklığı takıyor, derin acılar çekiyor belki. Hani o bayanla hayatını birleştirdiği zaman veya bir bayansa bir erkekle hayatını birleştirdiği zaman yani aradığının aslında tam manasıyla o kadının olmadığı veya o erkeğin olmadığını anladığı zaman bir süre sonra o aradaki ilişki ülfet peyda etmeye başladığı zaman, sıradanlaşmaya başladığı zaman insan aradığının aslında bu karşı tarafta da olmadığını gördüğü zaman derinsel bir acı çekiyor ve eğer birazcık kafasını kullanan biri ise bir arayış içine giriyor. Ne yapsam tatmin olmuyorum, aradığımı bulamıyorum diyor. Hani bu noktada bu tatminsizliği yaşayan ve bu durumdan artık bıkan, hayatından artık lezzet alamayan insanlar yapışıp şöyle peşinden koşacağı bir dava, bir gaye arıyor yani değil mi? Öyle bir şey olsun ki yani sarılıp ona koştuğum zaman hiçbir şekilde işin sonunda pişman olmayayım, değilsin bu. Sen de burada bunu değdiğini gördün. Ben de dediğin gibi abi, dünyevi hiçbir gayenin, hiçbir hedefin aslında benim fıtratıma uygun olmadığını, asıl davanın hak olan yolun İslam olduğunu ve bunun için mücadele etmek olduğunu bir nebze olsun gördük. Cenab-ı Hak bundan sonra daha da fazla görebilmeyi ve sürekli bir şekilde görebilmeyi nasip etsin. Bunu gördükten sonra bu yolda yürümeye karar verdim. Allah razı olsun. Ecmain olsun inşallah.